Arkadaşlar şimdi Rusya dağıldı. SSCB dağıldı. Peki Avrupa ne olacak? Balkanlar ne olacak? Ona bir bakalım. Yani Balkanlardaki devletlerin hemen hemen hepsinde liberal rejimler egemen oldu. Kimdi bunlar? Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan, değil mi? Bulgaristan. Bunların hepsi liberalleşti. Yani özgürlükçü, demokratik rejimler kurulmaya başlandı. Komünist rejimler, partiler tasfiye edildi. Şimdi SSCB'nin dağılmasının Avrupa'ya etkisi neler? Buradaki söyleyeceğiniz bilgiler arkadaşlar direkt nokta bilgiler, dikkat edin. 1989'da Çekoslovakya'da arkadaşlar kadife devrimle Çekoslovakya Cumhuriyeti kuruldu. O zaman Çekoslovakya'daki değişime biz kadife devrim diyoruz. Kadife devrimle Çekoslovakya'daki komünist rejim ortadan kaldırıldı. Bunu unutmuyoruz. Özgür ve demokratik bir ortamda Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti olarak ikiye ayrıldı. O zaman Çekoslovakya Cumhuriyeti yani ilk önce Çekoslovakya Federal Cumhuriyeti oldu. Kadife devrimle sonra arkadaşlar Çekoslovakya yani Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı. Biz buna kadife devrim diyoruz ki daha sonra ilerleyen yıllarda 2016'da yeni dönemde Çekoslovakya'nın Çek Cumhuriyeti'nin hep Çekoslovakya diyorum, Çek Cumhuriyeti'nin adı Çekya olarak değiştirildi. O zaman buradaki bilgi kadife devrim, unutmuyoruz. Romanya'da kanlı bir ayaklanmayla Romanya Devlet Başkanı Çavuşescu baştan indirildi. Böyle gerçekleşti. Yani adeta şey gibi, yani Kaddafi'nin başına gelen Çavuşescu'nun da başına geldiği gibi. SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan devletler Bağımsız Devletler Topluluğu'na, BDT'ye, NATO'ya ve AB'ye yavaş yavaş üye oldu. O zaman NATO tek güç oldu dünyada. Bugün NATO'nun rakibi yok. Varşova yıkıldı çünkü. 1989'da Berlin Duvarı'ndan geçişler sağlandı. Arkadaşlar ve 1990'da Berlin Duvarı yıkıldı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla iki Almanya birleşti. Buradaki sembolizm de Helmut Kohl oldu. Belki Kohl oldu. Belki ismi çağrışım yapmış olabilir kulağınıza. Meşhur bir isimdir bu. 1992'de olayı şöyle düşünün o zaman. Bir sürü devlet o uydu olmaktan çıktı. Sosyalist bloktan çıktı. O zaman Avrupalı devletler ne yapacak? O zaman bunları Avrupa Birliği'ne almaları lazım. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden Avrupa Birliği'ne almaları için 1992'de arkadaşlar bir toplantı yaptılar ve Maastricht Antlaşması'nı imzalayarak dördüncü genişleme politikasını ortaya koydular. Bu genişleme politikası çerçevesinde Kopenhag kriterlerini belirlediler. Bu Kopenhag kriterlerinde demokrasi, hukuk üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları, piyasa ekonomisi gibi şartları yerine getiren devletleri Avrupa Birliği'ne alacaklarını söylediler. En son da hatırlayın, geçenlerde anlattım. Hırvatistan'ı aldılar. Bunlar 1990'larda kuruldu. Biz ta arkadaşlar 50'lerde müracaat etmişiz. 60'ta bizzat müracaat etmişiz. Ama bizi hala almıyorlar. Biraz garip gelmiyor mu size de? O zaman Avrupa etkilerini görüyoruz arkadaşlar. SSCB'nin dağılmasından sonra Balkanlarda ne oldu? Burada arkadaşlar bilmemiz gereken şey Bosna Savaşı. Tamam mı? Olaya şöyle bakalım arkadaşlar. Bu savaş uzun sürdü. Binlerce insan evsiz kaldı. Binlerce insan katledildi. Özellikle oradaki Müslümanlara karşı çok ciddi zulümler yapıldı. Şimdi Yugoslavya Cumhuriyeti dağıldı. O sosyalizmin çökmesinden sonra Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, Slovenya, Makedonya, Karadağ cumhuriyetlerinden oluşan bir federatif cumhuriyet oldu. Yugoslavya. Yani bir federasyon ortaya çıktı. Şimdi ama burada şöyle bir durum yaşandı. Slovenya, Hırvatistan, Makedonya arkadaşlar teker teker bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şimdi bunların içerisinde bunlar bağımsızlığını ilan ederken niye hırvı şeyler Boşnaklar bağımsızlığını ilan etmesin ki? Boşnaklar da bağımsızlığını ilan etti ve Yugoslavya'da ciddi bir iç çatışma yaşandı. Ciddi bir iç çatışma yaşandı. Özellikle arkadaşlar Sırplar, bakın Sırplar ve Hırvatlar Boşnaklar üzerinde etnik temizliğe başladılar. Etnik temizlik derken bunu olumsuz anlayın arkadaşlar. Ki zaten bu kavram evrensel bir kavram. Etnik temizliğe başladılar. Yani bizim Boşnakların olduğu yeri Hollandalı askere vermişler burayı koruyun diye. Bunlar savaşmayı bile bilmiyor. Ellerinde silah bile yok. Sırplar geldiler oradaki Müslümanları katlettiler ki bu katliamın olduğu yer Srebrenica'dır arkadaşlar. Srebrenica'da
çok insanı katlettiler ki bu TRT'de belgesel olarak da verildi. Mavi Kelebeğin izinde diye. Belki seyredeniniz vardır arkadaşlar. Yani şeyde Boşnaklar tarafından bir bağımsızlık mücadelesi başlatıldı. Bu bağımsızlık mücadelesinin lideri ise bilge lider Aliye İzzet Begoviç oldu. Aliye İzzet Begoviç yapmış olduğu mücadeleyi kazandı ve 1995 Dayton Antlaşması'yla dünya Bosna'nın bağımsızlığını kabul etmiş oldu. O yüzden Aliye İzzet Begoviç'i Mavi Kelebeğin izinde, Artemis çiçeğiydi galiba, Srebrenica katliamını, Dayton Antlaşması'nı unutmuyoruz. Önemli bilgiydi arkadaşlar bunlar. Buraya da birazdan geçelim.